Ahmet Kekeç, İnce'yi rezil eden CHP'li. Muharrem İnce Amerikalılar beni aradı FETÖ liderinin iadesi konusunda gerekli adımların atılmadığını ve dosyada bazı eksiklikler bulunduğunu söyledi demişti. Kimdi bu Amerikalılar? Bir konsorsiyum muydu? Bir siyasetçi grubu muydu? İstihbarat örgütünün elemanları mıydı? Bir tek kişi miydi? Tahminimi daha önce yazmıştım. Muharrem İnce'ye dikkat çekmek, ayrıca rakiplerinin beceriksizliğini göstermek için böyle bir telefon görüşmesini uydurmuştu ya da bir FETÖ'cü tarafından aranmıştı. İkinci ihtimalin zayıf olduğunu düşünüyorum çünkü hiçbir FETÖ'cü bizim Mehdi'nin iade dosyasında eksiklikler varmış. Söyleyin iktidara doğru düz bir dosya hazırlasınlar demek için bir siyasetçiyi aramaz. Yani kendi ayağına kurşun sıkmaz. Bu durumda birinci ihtimal daha geçerli gibi görünüyor. Yani yani Muharrem İnce sallıyor. Sallamaları ve çarklarıyla şimdiden genel başkanını solladığına göre sallama ihtimali daha yüksek görünüyor. Katıldığı bir televizyon programında soruldu. Sayın ince kim bu Amerikalılar? Sayın İnce tüyo vermedi. Israr üzerine bu ismi ancak 24 Haziran'dan sonra açıklayabileceğini söyledi. Bu ismi ifadesinden de anlaşılacağı üzere İnce'yi bir konsorsiyum ya da grup değil bir tek kişi aramış. Fenasi mi aradı acaba? İnce'nin iddiası üzerine Adalet Bakanlığı yetkilileri harekete geçti ve iade dosyasını CHP'nin tayin edeceği ve heyet tarafından incelenebileceğini söyledi. Heyet gidip Gülen hakkındaki iade dosyasını inceledi ve durumu bir raporla Kılıçdaroğlu'na sundu. Peki ince ne yaptı? Sallamalarını detaylandırarak sürdürdü. Daha önce 24 Haziran'dan sonra açıklarım diyordu. Sonra tornistan etti seçimi kazanırsam demeye başladı. Çünkü Amerikalı'dan izin alamamış. Kendisinden dinleyelim. Nazlı Çelik soruyor, Muharrem İnce cevaplıyor. O Amerikalının ismini şimdi söyleyemem, seçimi kazanırsam açıklarım. Beni arayan Amerikalı'ya geçenlerde mesaj gönderdim, ismini açıklayayım mı dedim. O da yok şimdi açıklama ben senin seçimi kazanacağına inanıyorum. Kazandıktan sonra benim ismimi açıklarsın mesajını verdi. Diyelim ki ince seçimi kazanamadı. O gizemli Amerikalı'nın kim olduğunu öğrenemeyecek miyiz? Hayır elbette öğreneceğiz öğrendik bile. İnce'nin ismini ısrarla gizlediği gizemli Amerikalı'nın kim olduğunu önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğrendik. Kılıçdaroğlu, CHP heyetinin hazırladığı rapordan bahisle şu açıklamayı yaptı ve hem İnce'yi refüze etti, İnce'yi harcadı, hem de gizemli Amerikalı'nın kimliği konusunda ipuçları verdi. Okuyalım. Bana gelen 3 sayfalık bir rapor var. Aynı rapor Sayın İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama çok hayati usul eksiklikleri değil. Bu dosyalara göre Amerika'nın Gülen'i iade etmesi lazım. Demek ki neymiş? Gülen'in iadesi konusunda Türkiye gerekli adımları atmış. Bazı usul eksiklikleri olsa da yollanan dosya iade için yeterliymiş. Bu durumda iki şey söylememiz gerekiyor. Bir, birileri arayıp Muharrem İnce'yi işletti, belki fenasi aramıştır. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bunu anlıyoruz. İki, ortada gizemli bir Amerikalı yok, Muharremince yalan söylüyor. Bence ikincisi, Muharrem İnce yalan söylüyor. İnandırıcı olabilmek için de yalanını başka yalanlarla detaylandırıyor. Ahmet Kekeç, Star